Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tatlı tarifim var. Aslında bu bir pasta tarifi diyebiliriz. Mozaik pasta hepimizin çok severek tükettiği çocukluğumuzun pastası. Ama bu tarifimde bu pasta o kadar kolay ve o kadar lezzetli, bir o kadar da bereketli ki anlatamam. Bunun için öncelikle tarifimi denemeniz gerekir. Sadece 3 malzemeden, yanlış duymadınız, sadece 3 malzemeden oluşan bir mozaik pasta tarifi vereceğim sizlere. Hadi hep birlikte yapımına geçelim. Mozaik pasta tarifimiz için gerekli olan sadece 3 malzeme demiştik. Bunun için 1 litre süt, aslında 1 litre değil, 3 su bardağı, klasik 200 mililitrelik 3 su bardağı sütümüz var. Bir paket herhangi bir markanın pudingi, muzlu olabilir, çikolatalı olabilir, çilekli olabilir. Ben kakaolu yapacağım. Ve 2 paket petit beurre bisküviye ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi tarifimizi yapmaya geçiyorum. İlk olarak 3 su bardağı sütü, pudingin üzerinde 3,5 su bardağı yazar ama bizim tarifimizde pudingin biraz koyu olması gerekiyor. Onun için 3 su bardağı süt katacağım ben. Evet, sütümüzü kattık ve şimdi pudingimizi ilave edeceğim. Bir çırpıcı yardımıyla ocağı almadan önce biraz karıştıralım pudingimizi ki topaklı kalmasın. Evet, şimdi ben pudingi ocağa aldım. Ve sürekli karıştırarak göz göz olana kadar pudingimi hazırlayacağım. Pudingim göz göz olmaya başladı arkadaşlar. Şimdi ben bunun altını kapatacağım. Ve ilk sıcaklığının çıkması için bir kıyıda 10 dakika bekleteceğim. Bu arada ara ara hep karıştıracağım. Ben pudingi 10 dakika kadar soğuttum arkadaşlar. Belki daha fazla. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Şimdi bisküvileri üzerine kırmaya başlayacağım. Çok fazla ufalanmasın. Çünkü çok ince ufalanırsa erir içinde bisküviler. Şöyle iri iri parçalar halinde. Bir buçuk paket koydum. İkinci paketi kontrollü olarak koyacağım. Üzerine bisküvi yığılınca çok gelecek gibi geldi ama altının cıvıklığını unuttum ben tabii ki. Evet, şimdi kalan bisküvilerimi de ilave ediyorum. Paket bisküvi tam ideal geldi. Bunu evinizde olan malzemelerle çeşitlendirebilirsiniz arkadaşlar. Fındık ya da ceviz kırıkları katabilirsiniz. Ben de katmayı düşündüm ama o zaman malzeme listesi 4'e çıkacak. O yüzden katmadım. Arkadaşlar, ben şekil vermek için büyük boy buzdolabı poşetini açtım. Şöyle geniş bir şekilde streç film de kullanabilirsiniz. Şöyle yaydım. Şunu da şöyle alalım. Ve şimdi bisküvi harcımı bunun üzerine dökeceğim. Ve
şeklimizi, rulo şeklimizi vereceğiz. Evet, oldukça bereketli bir pasta olacak. Yoksa normalde bisküvi pastası çok bereketli bir pasta değildir. Üstünü biraz oval şekil verelim. Evet, bisküvi pastamız soğumaya bırakılacak. Biraz soğuduktan sonra da buzdolabında 4-5 saat bekleteceğiz arkadaşlar. Pastamız buzluktan çıktı arkadaşlar. Ben bir gece beklettim. Öyle denk geldi ama sizin 5-6 saat bekletmeniz yeterli. Şöyle servis tabağına alacağım şimdi pastamızı. Bu servis tabağımız küçük geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle değiştireceğim ben bunu. Evet, gördüğünüz gibi işte dokusunu da göstereyim. Buzluk kısmında dondurduğum için biraz sert. Video çekilsin diye de acele ettim. Siz servisten yarım saat önce çıkartırsanız zannediyorum daha kesilmesi kolay olacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel oldu iç dokusu. Evet, şimdi geldik servis kısmına. Evet, çay saatlerinizde, kahve saatlerinizde size eşlik edecek çok güzel bir mozaik pasta oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir tarifimin daha sonuna geldik. Yorum ve beğenilerinizle bana destek olmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.